Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Taban çalışmasını yapmış olduğumuz babet patiğimizin üst bölümünü hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Birinci bölümde tabanımızın nasıl yapıldığını sizlere anlatmıştım. Yine bu videomuzun altına bu tabanın nasıl yapıldığının linkini atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, inşallah iyisinizdir. Babet patiğimizi hep beraber birlikte yaparız arkadaşlar. Bu babet patiğimiz arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası YouTube, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın ve Hatice Gökçen grubundan ve ayrıyeten Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın grubundan arkadaşım Damla Yeşim yaptı. Bu modeli arkadaşım yapıyor. Evet, bu modeli arkadaşım nasıl yapmış, nasıl etmiş, aynısını ben de sizlere çıkardım arkadaşlar. Arkadaşıma yardım olsun diye çok fazla sipariş aldığı ve herkes anlatmakta sıkıntısı çektiği için videosunu çektik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Damla Yeşim arkadaşıma da faydası olsun dileğiyle inşallah babet patiğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, babet patiğimizin tabanını yapmıştık. Evet arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Hep birlikte yeni güzellikler yaparız. Evet arkadaşlar, tabanımızı bitirdik. Şimdi arkadaşlar, tığımızın başını doluyorum. 3 numara tığ kullanmıştım arkadaşlar. İllaki hani patik ipleriyle patik olur mu demeyelim dedim. Alize Best ipim vardı elimde, değerlendirmek istediğim. Onunla başladım. Normalde 36-37 numarayla patik ipiyle olurken arkadaşlar, Alize Best ile yaptığım için 37 ve 38 numaralar için oldu. Aynı numara arkadaşlar. Patik ipiyle yaptığım babetim 36-37 numara oluyor. Aynı sayılarla yaptığım diğer patiğimde, Alize Best'le yaptığım patiğimde, babet patiğimde 37-38 numara oluyor. Yani kalın olduğu için arkadaşlar numara fark ettiriyor iplerde. Evet, şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizin hemen tığımızın başına ipimizi dolayıp bir tane iki tane zincir çekip hemen her trabzanlarımızın arkasından geçeceğiz arkadaşlar. Çakma sık iğne ile bütün sırayı dolanacağız. Bu şekilde. Bakın. Ön taraftan değil de arkadaşlar, arka taraftan alıyorum. Patiğimizin içe kıvrım yeri belli olsun diye. Bakın, patiğimiz içe doğru. Bu şekilde içe doğru bakmış oldu. İçe doğru kıvrımımız belli olsun, tabanımız belli olsun diye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, çakma sık iğne yapıyoruz. Hemen arkadan kul yapmadığım trabzanın yanından ve hemen yanındakinden geçip üçünü birden topluyorum. Tığımın başını doluyorum, bir kere de topluyorum arkadaşlar. Hemen trabzanın arasından girip diğer arasına girip arkadan topluyorum üçünü beraber. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Hiç patik yapmasını, babet patik yapmasını bilmeyen arkadaşlarım için çok kolay, çok ideal bir model arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim yapmanızı. Damla Yeşim arkadaşımız bu patikle çok sipariş aldı arkadaşlar. Çok beğeni alan bir patik, çok beğenilen bir patik. Yapımı da bir o kadar kolay. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kafanız almadığı, takıldığı bir yer olursa da
Yazarsanız yorum ve beğeni yapıp yorumlarınızı da yazarsanız size elimden gelen her türlü yardımı yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar aynı şekilde buraya başlangıç noktamıza kadar patiğimizi baştan sona kadar buraya kadar aynı şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizin bakın her tarafını çevirdim. Bütün sırayı bakın böyle bir görüntü oldu. Bakın. Şimdi arkadaşlar kaydırma tekniğimizle bu bağlantımızı birleştireceğiz. Arkadaşlar ilk başladığımız yalancı sık iğne ile başını dolamadan birleştirip bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi yine arkadaşlar her sık iğnemizin içine birer tane yapacağız. Evet arkadaşlar ilk sıramızı bakın yaptık. İlk sıramızı yaptık. Hiçbir işlem yapmadan 4 sıra yapacağız arkadaşlar şu işlemi. Hiçbir işlem yapmadan 4 sıra yalancı sık iğne yapacağız. Bakın. 1 oldu, 2. 1 ve 2 oldu arkadaşlar. 4 sıra yapacağız arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan. Dört sıradan sonra arkadaşlar patiğimizin ortasını bulup şu modellerimizin ayraçlarını koyacağız. Bize de bunlar lazım olacak arkadaşlar. 6 tane ayraç lazım olacak. 6 tane ayraç lazım olacak. Evet arkadaşlar. 4 sıra kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 4 sıramızı hazırladım. Bakın şöyle göstereyim, sayalım sizle birlikte. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra hiçbir işlem yapmadan buraya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabanımızı yaptıktan sonra şu bölümü de yaptıktan sonra buradakini de sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar patiğimizi tam ortalıyoruz. Bakın patiğimizi tam ortalıyoruz. Tam belli zaten ilk trabzanla başladığımız bölgeyi tam ortaladık. Bu şekilde tam ortamızı bulduk. Şimdi bu şekilde ortamızı bulduğumuz zaman arkadaşlar tam bakın patiğimizin uç tarafından tam ortaya işaretimi koyacağım. Aparatlar bunun için gerekiyordu arkadaşlar. Bakın. Tam ortaya işaretimi koydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın patiğimizin tam ortasına işaretimizi koyduk. Şimdi sayacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu ortadaki bir taneye taktık. Şimdi buradan 4 tane trabzan sayacağız. Bakın 1, 2, 3. Hemen şu 4. trabzan bakın. 1, 2, 3, 4. Bu dördüncü trabzanımıza aparatımızı takacağız. Siz ip de yapabilirsiniz arkadaşlar. İp de bağlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Evet bakın dördüncüye taktık. Şimdi bu ortadakinin hemen yan tarafında da bir tane daha. Bakın 1, 2, 3. Şu dördüncüye. Hemen şuraya. Aparatımızı takıyoruz. Bakın. Tam orta noktamız burasıydı. Bu şekilde. Karşılıklı geldi bunlar da arkadaşlar. Şimdi bu iki taneyi taktığımıza göre
Bu ortadakini alıyorum, çıkarıyorum. Karşılıklarını buldurdum. Sayalım arkadaşlar. 7 tane arada trabzanımız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane trabzanımız var. 8.ye aparatlarımız takılı. Şimdi yine arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen şu 8.ye aparatımızı takacağız. Tekrar sayalım. Yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar, 7 taneyi 1, 2, şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, kameraya denk gelmemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.ye taktım arkadaşlar. Yine bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.ye. 8.ye aparatımızı takıyoruz arkadaşlar. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, şimdi bu tarafa takacağız arkadaşlar aparatlarımızı. Bu taraf, yani 3 bu tarafta, 3 de bu tarafta olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.ye aparatımı takıyorum arkadaşlar. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane daha sayıyoruz arkadaşlar. Son aparatımızı takacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kaçırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar, bakın işaretlerimizi, şu kesmelerimizi yapacağımız, bu kesmeleri yapacağımız işaretleri koyduk arkadaşlar. Ara kesit akraçlarımızı koyduk. Bakın, hepsi bu şekilde karşılıklı gelecek bir şekilde. 6 tane, 3 bu tarafta, 3 bu tarafta arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar? Patiğimizin tam ortasını bulduk. Akracımızı taktık. Daha sonra 3 tane sayı saydık hemen dibinden. Dördüncüye taktık. Hemen yan tarafında da aynı işlemi yaptık. Daha sonra kenara taktığımız akraçlardan sonra ortadakini çıkardık. Ortada 7 tane trabzanlarımız kaldı. Yani aralarda 7 tane trabzan var. 8.leri akraçlarımızı takıyoruz. 7 trabzandan sonra 8. trabzana akraç takıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ayrım yerine kadar örmeye devam edelim. Kesim yapacağımız yerlere kadar arkadaşlar örgümüze devam edelim. Şimdi 5. sıradayız arkadaşlar. 4 sıra ördük, 5. sıradayız. Evet arkadaşlar, ayırdığımız bölüme geldik. Hani 7 tane saydık, 8.ye aparat taktık. 7 tane saydık, 8.ye aparat takmıştık. Şimdi bakın, tam aparatın önündeyiz. Yalanca sık iğnelerimizi yaptım, 5. sıramızı. 5. sıramızda artık kesimlere başlıyoruz. Evet, ilk aparatımı çıkardım arkadaşlar. Şimdi tığımın başını doluyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Hemen şuradan, buradan girip diğerinden tığım çıkarıp bir tanesini, üçünü birden topluyorum. Bu şekilde tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar, yalancı sık iğnelerimizi buraya kadar yaptım, geldim. Şimdi kesimimizi yapıyorum. Tığımın başını doladım. Bu şekilde değil de arkadaşlar, bakın, ilmeğimi, trabzanımı altından girerekten buradan girip diğer taraftan çıktım. Başını doladım. Bakın, üçünü birden topluyorum. Bir tane kesimimizi yaptım. Bu aradaki 7 tanemiz şimdi 6 taneye düşecek arkadaşlar. Tığımın başında doladım. Yine normal sık iğnelerimi yapmaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın,
Buradaki kestiğimiz kabarık duruyor arkadaşlar. Bakın kendisini belli ediyor. 6 tane trabzanımı da arada yaptım. Yine geldik. İşaret koyduğumuz, kesim yapacağımız yer arkadaşlar. Hemen bunu da aldım buradan arkadaşlar. Diğer aparatımı da aldım. Yine kesimimize başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Buradan giriş şu şekilde batmıyorum. Bu şekilde aradan girip trabzanımı tığımın üstüne alıp diğer taraftan çıkıyorum. Başını dolayıp üçünü birden kesiyorum. Burada da kesimimi yaptım. Yine 6 tane arkadaşlar. Yine 6 tane yalancı sık iğnelere devam. 1 2 3 4 5 5 ve 6. Evet, 6 tanemizi yine yaptık. Bu aparatımızı da buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3. kesimimizi yapmış oluyoruz. Bakın, tığın başını doladım, altından geçirdim, üçünü birden topladım. İpim çift katlı olduğu için arkadaşlar ipim takılıyor. Bakın, bu kesimimi de yaptım. Yine 6 tane yalancı sık iğnemi yapıyorum. Başını dolayıp üçünü birden topluyorum. İki de bitirmiyorum. Bir kere de topluyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Evet. Beşinci trabzanımı yaptım. Yalancı trabzanımı. Altıyı da yaptım. Yine kesime geldim arkadaşlar. Beşinci, dördüncü aparatımı da çıkardım. Yine burada bakın. Kesim yapıyorum. Buradan girip trabzanı tığımın üstüne alıp diğer taraftan çıktım. Üçünü bir topladım. Kesimimi burada da yaptım. 5 tane yine yalancı sık iğne yapıyorum. İki. Üç. Dört. 5 ve 6. Yine 5. aparatıma geldim arkadaşlar. Onu da çıkardım. Şimdi yine kesimimi yapacağım arkadaşlar. Bakın, onu da kestim. Şimdi arkadaşlar yine 5 tane trabzan yapıyorum. 5 diyorum, 6 tane. 1 2 3 4 4 5 ve 6. Evet, 6 tanemi kestim. Yalancı sık iğnemi yaptım. 6. aparatımı da çıkardım arkadaşlar. Aparatla işimiz bitti. Siz istemezseniz, kafam karışmasın derseniz arkadaşlar, aparatlarınızı çıkarmadan da devam edebilirsiniz. Veya ip bağlarsanız, aparatınız yoksa devam edersiniz. Şimdi arkadaşlar kesimlerimiz bitti. Trabzanlarımıza, yalancı trabzanlarımıza, bağlantı noktamıza kadar, ilk başladığımız yere kadar devam edeceğiz. Hiçbir işlem yok artık. Kesim, burundaki kesimlerimiz bitti arkadaşlar. Bir üst sıraya geldiğimiz zaman yine kesimimizi göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın, burnumuz dönmeye başladı. Bakın, işaretlerimizin yeri de belli. Bakın, işaretlerimizin yeri de belli arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Tam şu bitiş noktamıza kadar sık iğnemizi yapacağız. Sonra arkadaşlar 6. sıramıza devam edeceğiz. Burada tekrar kesim işlemini göstereceğim. Tekrar kesim yerine gelinceye kadar devam edelim arkadaşlar. 5. sıramızı bitirip 6. sıramıza geçeceğiz. 6. sıramıza geçtiğimiz zaman arkadaşlar tekrar kesim yerine gelinceye kadar örelim.
Yavaş yapıyorum ki arkadaşlar anlayın, görün diye. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bir dahaki kesim yerine gelinceye kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, 5. sıramızı bitirdim. 6. sıramıza tekrar buradan döndüm. Şu an 6. sırayı yapıyoruz. 6. sıranın kesim yerine geldim. Bir alt sırada arkadaşlar 6 tane kalmıştı, kesmiştik. Kesim yaptık. 6 tane kalmıştı. Altında 7 taneydi. 7 taneyi 6 taneye düşürdük. Şimdi burası 5 tane olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, kesim yaptığımız ilmeğimiz önden aldığımız için çok belirgin, çok belli. Şimdi hepsini bir tekrar göstereyim. Bakın, tığımın başında doladığım sık iğnemi önden aldım. Buradan girdim. Diğer taraftan, bakın, buradan çıktım ve hepsini bir topladım. Şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne yapacağım. İki, üç, dört, beş. Bakın, 5 tane sık iğnemi yaptım. Burada kesimimi yaptım. Bakın, belirgin. 5 tane sık iğnemi de yaptım. Şimdi kesimimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın, kesimimiz de yine burada belirgin bir şekilde. Hemen tığımın altına arasından girdim. Üçünü bir topladım. Şimdi arkadaşlar 5 tane yine yalancı sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Bakın, iri duruyor kesim yaptığım yer. Hemen yine aynı şekilde kesimimi yaptım. Tekrar 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5 oldu. 4, 5 oldu. Evet, şimdi kızlar 5 oldu. Evet arkadaşlar, 5 oldu. Şöyle bir sayalım. Bakın, 1 2 3 4 5. Bakın, sayıyı unutmayın. 7 idi, 6 oldu. 6 idi, 5 oldu. Şimdi aradaki kesme ilmeğimizi yapıyoruz 5'ten sonra. Bakın, üçünü bir topluyoruz. Şimdi yine 5 tane. 1 2 3 4 5. 5 tanemizi yaptık. Bakın, belirgin arada. İri duruyor arkadaşlar. 5 6. Yine 5 tane yapıyoruz. 1 2 3. Her kesimden sonra 5 tane, 6. sıramızda. 1, 2, 3, 4 oldu. Bakın, 5 ve 5 yaptık. 6. da kesimimizi yapıyoruz. Üçünü bir topladım. Şimdi arkadaşlar, artık kesim yok. Sıra boyunca yalancı sık iğnelerimize devam edeceğiz. Şöyle bir göz atalım kesimimize arkadaşlar. Bakın. Bakın. Size de göstereyim arkadaşlar. Belirgin demiştim. Bakın, yaptıkça belirginleşiyor. Yaptıkça belirginleşiyor kesim yaptığımız yerler. 6 tane arkadaşlar. Bakın, 1 2 3 4 5 5 ve 6. Daha net göstereyim size, şöyle yakından çekeyim. Bakın, 1 2 3 3 4
5 ve 6. Gördüğünüz gibi kesimlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde bakın. En alt sırada 7 idi, sonra 6 oldu, sonra 5 oldu. 1 oluncaya kadar kesimimize devam edelim. Buradaki kesimler bir tane kalıncaya kadar kesimlerimize devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son bir tanemiz kaldı. Bakın. Küçülterekten, daraltaraktan, keserekten bir tane aralarımızda kaldı. Yani şu ayrı ayrı yaptığımız kesim yaptığımız trabzanlar hep bir yerde toplandı arkadaşlar. Şimdi bu aradaki bir taneyi de keseceğiz arkadaşlar. Bu sıramızı yapıp sonra bir sonraki sırada bitireceğiz arkadaşlar babet patiğimizi. Şimdi 11. sırasındayız arkadaşlar. 11. sırada kesim yaptığımız yerde arada bir tane trabzanımız kaldı. Onu nasıl yapıyorum? Şimdi birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın. Tığımın başını doladım. Kesim yaptığım trabzanım bu. Bir tanesini aldım. Bakın. Bir tanesini aldım. Kesim yaptığım trabzanın normal önden kestiğimiz şekilde aldım. Topladım. Şimdi arkadaşlar aradaki bu bir tane trabzana hiç dokunmuyorum. Tığımın başını dolayıp tığımın arkasında kalıyor. Kesim yaptığım, bakın kesim yaptığım ilmeğimi topluyorum. Bakın. Bir taneyi de aradaki bu bir taneyi de kestik. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. Hiç bu bir taneye dokunmuyorum. Sadece kesim yaptığımız trabzanlarımızla 6 tane trabzanımızla bu patiğimizin burnunda iş yapıyoruz. Onları toparlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Sadece kesim yaptığımız bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın toplanıyor. Kesim yaptığımız yer. Tekrar başını dolayalım. Bakın. 2 tane daha var. Bunları da topladım. Tekrar bu aradaki trabzana hiç dokunmuyorum. Yine kesim yaptığım 11. sırada sadece kesim yaptığım ilmekler alıyorum. Aradaki bir taneyi bakın onu da kesmiş olduk. Şimdi tekrar tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Hemen şuraya hemen trabzanımızın tepesine batıp yine ipin arasına giriyor işte. Alize 5 olduğu için elimde arkadaşlar onunla yapmıştım. O da katlı bir ip olduğu için tığım alize 5 ipimizin arasına giriyor. Şimdi arkadaşlar 11. sıramızda yine aynı. Hiç değişen bir şey yok artık. Hiç kesme yapmadan, bir şey yapmadan patiğimizin üstünden tek sık iğne ile hakiki sık iğneye giderekten bitireceğiz. Ama öncelikle bu 11. sıramızı tamamlayalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde burun kesim işlemimiz tamamen bitti. Bakın. Burun kesim işlemimiz tamamen bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi patiğimizin birleştirme noktasına kadar öreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar normal sık iğnemizi yapıp patiğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Ben bitiş noktasına kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet bakın bitiş noktama geldim. En son sırasındayım. Hemen kaydırmamı yapıp patiğimi bitiş noktasında birleştirdim. Yine bir tane zincirimi çektim. Artık arkadaşlar tığımızın başını dolamayacağız. Patiğimizin şu ağız bölümü düzgün durması için tek sık iğne yapacağız. Buraları da aynı şekilde yapıp bitireceğiz patiğimizi arkadaşlar. Tek sık iğne başını dolamadan arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde değil. En son 12. sıramızı bu şekilde yapacağız. Patiğimizi bitirirken bu şekilde arkadaşlar başını dolamadan yapacağız. Bakın.
Patiğimizin ağzının düzgün durması için arkadaşlar. Başını dolayarak, yalancı sık iğne değil. Başını dolamadan böyle tekli sık iğne yaptığımız zaman patiğimizin ağzı daha güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Zil işaretine de basarsanız arkadaşlar, benim yapmış olduğum bütün işlerden haberdar olursunuz. Bütün güzelliklerden haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hepinizi davet ediyorum. Ayrıca Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın grubum, Hatice Gökçen arkadaşımla birlikte kuruculuğunu yaptığımız grubumuza da sizleri davet ediyorum arkadaşlar. Yine Selma Doğan Aydın, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın grubu diye grubum bir tane daha var. Oraya da sizleri davet ediyorum arkadaşlar. Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar beni. Her yerden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah hep birlikte oluruz. Evet arkadaşlar, bakın şimdi bu kesim yaptığımız yere geldim. Burada da hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde tekli sık iğne yapıp bu şekilde patiğimizi bitireceğiz. Bakın aynı şekilde her trabzanın arasına girip normal başını dolamadan sık iğnemizi yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna kadar patiğimizi bitirip hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar, patiğimiz bitti. Patiğimiz birlikte yaptık arkadaşlar. Patiğimiz bitti. Tabanımız, bir önceki videomuzda tabanımızı birlikte yapmıştık. Şimdi de patiğimizi yaptık. Çok güzel oldu. Mankenimizin ayağına giydirelim. Bir de öyle görün arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, mankenimizin ayağına da giydirdik. Hep beraber size demiştim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu kesimleri birlikte yaptık. Buraları sık iğnelerle yaptık. Bakın arkadaşlar, nasıl güzel bir patiğimiz oldu. Evet arkadaşlar, ben bunu patik ipiyle yapmadım. Alize Best ile yaptığım için aynı sizlere verdiğim sayı aynı sayı ile 37-38 numara oldu. Patik ipiyle yapmış olduğum patiğim ise 36-37 numara oldu arkadaşlar. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bu patiğimizin süslemesini ben kelebek yapmıştım. Bakın, ben kelebek yaptım. Siz istediğiniz modelleri yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. İstediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalımda benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni bir çalışmada buluşmak üzere. Yeni bir çalışmada buluşmak üzere, hoşça kalın diyorum. Ayrıca Damla Yeşil arkadaşıma buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu örneği bize önerdiği için, tavsiye ettiği için, arkadaşlarının beğenilerini aldığı için, çok siparişler aldığı için, herkese faydalı olsun diye sizlerle bir paylaşma fırsatı bulduk arkadaşlar. Sevgiyle kalın, esenle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.